Öncelikle selamünaleyküm. Ben o kadar büyük bir kişi değiliz ama mutluyuz yani şey olarak. Adam ol, efendi ol. Fakir kalmak, işte ne bileyim, arkadaşsız kalmak, karaktersiz olmaktan daha şey değil yani. Münafık gibi bir şey olur. Aman onun huyuna gideyim, aman şunun huyuna gideyim. 35 yaşındayken 15 yaşındakinden daha fazla nasihat dinliyorum. Çok güzel gençleşiyorum diyor. Ondan sonra bir sonraki şeyde bakıyoruz, adam boğulmuş. Hey 15'li, 15'li. Muhammed Ali abi nasılsın? Hamdolsun, sen nasılsın? İyiyiz abi, elhamdülillah biz de. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abi biliyorsun biz muhataplarımıza bir soru sorup kenara çekiliyoruz artık. Evet. Gerisi size kalmış. 15 yaşındaki halinizi düşünmenizi istiyoruz abi. Evet. O 15 yaşındaki haliniz karşınıza gelseydi, onunla neler konuşmak isterdiniz, ona neler söylemek isterdiniz? Öncelikle selamünaleyküm. Şimdi bu gelmeden evvel de düşündüm biraz. Ama şey ettim yani, ne söylersem söyleyeyim şu an. Muhtemelen 15 yaşında duyduğum şeylerdi bunlar. Doğrudur. Yani şu an aklıma nasihat olarak ne geliyorsa muhtemelen 15 yaşında duyduğum şeylerdi. Tabii kimisini aldık, kimisini almadık. Almadıklarımızdan pişman da olsak, şimdi bakıyorum geriye dönüp, yani benim şu anki halimi de biraz o hatalarım şekillendirmiş yani şeyde. Yani o tecrübe diyeyim ben şey olarak. Yani şu anda mesela hani 15 yaşındaki kendime olan nasihatim, aynı zamanda 15 yaşındaki herhangi birine nasihatimdir yani şeyde. Dolayısıyla bu yani 15 yaşındaki gencin kendi yaşayacağı şeyler olacak. Yani. Anlatmak istediğimi bilmiyorum anlatabildim mi şey olarak. Yani bir şey vardı, böyle abi hayatı buluyorlar. Tabii bu bir fantazi şeyi. Abi hayatı buluyorlar, ölümsüzlük suyunu. Adam giriyor içine yaşlıyken. İşte çok güzel gençleşiyorum diyor. Ondan sonra bir sonraki şeyde bakıyoruz, adam boğulmuş. Çünkü yüzmeyi unutmuş. Yani o gençleşirken tecrübe de gidiyor şeyde. Yani bu da biraz öyle. Yani her yaşın kendi güzelliği var. Bazı şeyleri tecrübeyle öğreniyoruz. Tabii. Her yaşın kendi güzelliği var. 15 yaşın ayrı bir güzelliği var. Çünkü 15 yaşındaki bir insan, şu an 35 yaşındayım. 35 yaşındaki bir insandan daha fazla ihtimallere sahiptir. Tabii. Şey olarak. Yani daha fazla istediği şeye yönelebilir. Yani A rotasındayken B rotasına geçebilir. Böyle birçok alanda yönelebilir. Yani 15 yaşındaki kendime de tavsiyem herhalde şey olurdu yani. İşte biraz daha ne bileyim, bazı şeyleri mesela erken yaşayamadığım için pişmanlığım var. Şu an yani şey olarak. Ne bileyim, biraz daha işte ibadet ve taatin en güzel olduğu yaşlar yani. Doğru. 15-16 yaşındayken yapılan ibadetin hazzı belki 35 yaşında olmayabiliyor. Çünkü o anda birçok şeyi yapabilecekken Allah'a yöneliyorsun. Evet. Bu da bir haz veriyor tabii insana evet. Şey olarak. Yani dediğim gibi yani tecrübe önemli bir şey. Nasihatler de önemli bir şey. Ben şu an biraz daha fazla nasihatleri dinliyorum. Yani 35 yaşındayken 15 yaşındakinden daha fazla nasihat dinliyorum. Ve bu nasihatin şeyi de fark etmiyor. Yani yaş şeyi de fark etmiyor. Yani benim 6 yaşında çocuğum var. Ondan bile birçok ders alabiliyorum yani şeyde. Yani beni eğitme noktasında iyi bir öğretmen oluyor yani benim için. Yani o tecrübe herhalde her şeye ibret nazarıyla bakmayı da sağlıyor galiba. Tabii. Bir de şöyle de bir şey var. Mesela anne baba sözü dinlemek çok önemli bir şeydir. Kaldı ki bir de yani anne baba insanın kötülüğünü düşünmez yani çocukların. Yani bir başkası belki düşünebilir kendi şeyinde. Yani kendi menfaatine hoş giden şeyi çocuğa nasihat olarak verebilir ama anne baba İnsana hep güzelliği söyler, iyi bildiği şeyi söyler. Burada mesele şu,
anne baba nasihati insana iyi bildiği şeyi nasihat eder. Ama iyi bildiği şey iyi olmaya da bilir. O yüzden insanın şeye yani mürşidi kamillere çok fazla ihtiyacı vardır. Çünkü onun şeyi onun nasihati daha nasihattır. Onun iyi bildiği daha iyidir yani. Ben kendi şahsım adına yani işte benim evladıma edeceğim nasihat bile zayıf kalır yani. Benim iyi bildiğim iyi olmayabilir çünkü şey olarak. Peki o zamanlar ilk yapmıştım dediğin ya da keşke yapsaydım dediğin şeyler oldu mu böyle abi? Abi tabii oldu şey olarak. İyi ki yapmışım dediğim, ne bileyim iyi ki yapmışım ya da keşke yapmasaydım dediğim çok şey oldu. Yani şu an şey demiyorum aslında. Yani çok şey oldu. Bunların hepsini kafamda kategorize edemiyorum yani. Eyvallah. Hangisi daha önemli gibi bir şey etmek olarak. Peki abi şu an karşında o 15 yaşındaki halin olduğunu düşün. Evet. Ne demek isterdin son olarak? Yani ne demek isterdim? Yani iyilerle beraber ol derdim. Kötü arkadaşlardan kaçın derdim. Kötü arkadaşın olacağına hiç arkadaşın olmasın daha iyi derdim. Çünkü yalnızlık insanı şey etmez. Yani insanı yozlaştırmaz yalnızlık. Belki yanlış düşüncelere kapılabilir ama şey olmaz. Yani yozlaşmaz, içi boşalmaz şey olarak. Ya da gösteriş için, rüya için hareket etmez yalnız insan. Çünkü yalnızdır yani kimseye eyvallah yoktur tabiri caizse. Dediğim yalnızlık kötü arkadaştan iyidir. Yani bunun işte keşke yapmasaydım dediğim şeylerden birisi de bu. Mesela yani soru cevabı doğurdu şey olarak. Yani keşke yapmasaydım dediğim kötü arkadaşlardan sakınmak olurdu yani. Özellikle o yaşlarda. Tabii özellikle o yaşlarda. Evet. Kötü arkadaş ve kötü ortam. Çünkü ortam da insanı şekillendiriyor. Şey İlerle var. Beraber olmanın içinde aslında ortam da var değil mi? Evet. İyi ortamlarda, iyi insanlarla beraber olmak. Evet. Yani iyi insanlarla beraber olmak insanı yanlışa düşürmez. İstese bile yani. Etrafından utanır, şey eder. Evet. Yani bu utanç da iyi bir şeydir yani. Var mı eklemek istediğin? Vallahi işte eklemek istenilecek aslında çok şey vardır da hangisini şey yapsak daha bilemiyoruz. Ama dediğim gibi yani 15 yaşındaki halim olsa ve ona başka bir surette bürünüp de nasihat edecek olsam muhtemelen dinlemezdim. Çünkü dediğim gibi sohbetin başında dediğim gibi 15 yaşın yani şu an söyleyeceğim her şeyi zaten 15 yaşında başka birisinden duymuşumdur yani. Doğrudur. Alacağımı almış, almayacağımı almamışımdır. Ama yine tekrarlıyorum. Şu an gençler hani şeye diyor. 15 yaşındaki herkes de belki bu vardır. Hani bu arkadaş ortamı, kabullenilme, işte ne bileyim bu tür şeyler. Ama dediğim gibi yani hiç arkadaşının olmaması kötü arkadaşının olmasından kat kat daha iyidir. Şeyde o yaşlardan biraz daha erken bir yaşta yani 12-13 yaşlarımdayken biraz şeydim, antisosyaldim. Bu antisosyallik nimet olarak şey oldu, döndü bana. Çünkü o yaşlarda okuduğum kitabı şu an okumadım yani. Yani o yaşlarda çok kitap okudum. Bu da çok şey etti yani şekillendirdi yapımı. Yani kötü arkadaşın olacağına kitap oku daha iyi yani. Şey. Çünkü kötü arkadaşın bir de şöyle bir şey var. Seni olmadığın bir kişiye dönüştürür. Bazı şeyleri istemesen bile yapmak zorunda hissedersin kendini yani. Karakterine uymasa bile. Bu da yani bu yolda devam eden birisi de karakter sahibi, prensip sahibi birisi olmaz. Bir süre sonra sadece insanlar ne der? İşte ya da herkese kabullenilme ihtiyacı hisseder. Yani ne bileyim tabiri caizse hocalarım affetsin. Yani münafık gibi bir şey olur. Aman onun huyuna gideyim, aman şunun huyuna gideyim. Karakter sahibi ama nedir? Her yerde, her mekanda, her ortamda aynı kişidir yani. Yani böyle olmak daha iyidir yani. Fakir kalmak, işte ne bileyim arkadaşsız kalmak yani karaktersiz olmaktan daha şey değil yani. Eyvallah abi.
Tabii senin de dediğin gibi insan tecrübe ettikçe zaten bu eksiklerin farkına varıyor. Zamanında edilen nasihatlerin de ne kadar kıymetli olduğu ya da bazılarının da aslında hiçbir önemli olmadığını tecrübelerle anlıyor. Sen de kendi tecrübelerini aslında aktardın bize. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah. Son olarak 15 yaşındaki haline çok kısa olarak ne demek istersin ama? Adam ol efendi ol. Yani dediğim şu an birçok şeyden belki pişmanlık duydum ama en çok pişmanlık duyduğum şeyler ya da ne bileyim gece yatarken beni rahatsız eden şeyler o yaşlarıma dair mesela edepsizlik olmuştur yani şeyde ne bileyim işte okuldaki hocalarım olsun ne bileyim anneme babama olsun falan o yaşlar biraz daha agresiftir yani birçok şey yapmışımdır ama en çok onların pişmanlığını duymuşumdur yani şeyde. Biz tekrar teşekkür ederiz abi. Eyvallah. Ben de teşekkür ederim. Bir şey olmasam da yani böyle bir ne bileyim genelde insanlar büyük kişilerle şey olur falan. Ben o kadar büyük bir kişi değiliz. Ama mutluyuz yani şey olarak. Eyvallah. Hey 15'li 15'li.